Merhaba arkadaşlar. Bugün Finlandiya medyasında ilginç bir habere rast geldim. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçi bu konuları pek anlamam ama terimleri de bilmem. Çünkü benim konuma girmiyor. Ama burada yapılan habere göre bu bizim için de iyi bir haber olabilir diye düşünüyorum. Böyle bir haberin Türk medyasında yapıldığını ben rast gelmedim. İnternetten bir arama yaptım. Öyle çok kısa bir arama yaptım. Öyle uzun bir arama da değil. Derin bir arama da yapmadım ama öyle bir sonuçlar da çıkmadı karşıma. Haber şöyle diyor. Karadeniz'de diyor, bütün dünyaya yetecek kadar bir senelik, 12 aylık elektriğini karşılayacak, yani bütün dünyanın elektriğini karşılayacak hidrojen sülfür yatakları bulunuyor dedi ve diyor. Şimdi bunu zaten belki biliyoruz biz, onda bir sorun yok. Bu hidrojen sülfür nedir diye şöyle bir okudum yazıyı. Hatta bu terimler, teknik terimler olduğu için ben bunları pek anlayamıyorum. Elektriği falan işte çevirmişler, dünyanın ne kadar elektrik tükettiği falan filan. Onlara pek girmeyeceğim. Burada benim dikkat çekmek istediğim şey, bizim bunlardan haberimiz var mı? Bir, Karadeniz'de çünkü bizim kıyımız ve denizimiz var. İkincisi de bu hidrojen sülfür bilinmeyen bir şey değilmiş. Zehirli bir toksinmiş. Arkadaşlar bu doğada da bulunuyormuş. Bunu birçoğumuz da rast gelmişizdir. Böyle kuyularda falan çürük yumurta gibi kokan bir gazmış bu, zehirli bir gaz, öyle diyeyim, veya kimyasal, bilemeyeceğim hangi şekilde Karadeniz'in altında bulunuyor. Bunu Bulgar araştırmacılar hücrelerde enerjiyi çevirerek, artık onu nasıl çevirdiklerini onu da bilmiyorum, tehlikesiz hale getirmişler, iyi sonuçlar almışlar. Bu şekilde karbondioksit salımı yapılmayan bir enerji kaynağı olarak belirtmişler. Ve o kadar çok ki bu kaynak, bir senelik, dünyanın bir senelik enerji ihtiyacına veya elektrik ihtiyacı büyük ihtimalle onu karşılayacak şekilde. Düşünün arkadaşlar, ne kadar büyük olduğunu bir Türkiye, bizim de payımızın neler çıkabileceğini. Yani bu hem bir şekilde tehlikeliymiş, bunun oluş sebebini de açıklamışlar burada. Karadeniz yüzeyi ve yeraltı sularının birbirleriyle karışmadığı, sürekli tabakalı su havzası olarak bilinirmiş diye yazmış. Bu zaten 2300 metre, 150 metre derinlikten başlayarak 2300 metreye kadar derinlikte bulunan bir gazmış bu şekilde. Bunu Bulgar bilim adamları araştırmışlar, makale halinde yayınlamışlar. Hatta gazete diyor ki bazı şeyler yanlış yazılmış, ton yazılacağını, işte terimler yanlış yazılmış, ama öyle olduğu halde biz hesaplamışlar veya hesaplatmışlar, umut verici bir kaynak olarak bakıyorlar. Burada benim bir de anlatmak istediğim, burada haberde yazan aynı araştırmayı İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir hocamız da yapmış bu araştırmayı, ama bunun makalesi veya bilgileri bir yerde yayınlanmamış. Yani bizim bunlardan haberimiz var. Üniversitemiz veya bir hocamız, her neyse,
bir şekilde ilgileniyor. Bunu burada bir şekilde söylemişler. Zaten çok fazla da bu araştırılmamış. Bunu araştırıla 10 kişi kadar bir kişiymiş. Bütün dünyada araştıran kişi sayısı. Onu da söylüyor. Yani 10 kişi olmaz, 20 olur. O önemli değil. Az araştırılmış bir kaynakmış bu. Bunun tek sorunu anladığım kadarıyla arkadaşlar bunu bir asit meydana çıkması, asitin sorun olması yani zehirli olması vesaire. Bunu hücrelerde enerjiyi çevirerek artık nasıl çeviriyorlar, yakarak vesaire bunu zararsız hale getirip bu zararlı maddeyi ayrıştırabilmeleri, hatta diyor ki bunu bir normal bir gaz gibi yakılabilir ama bu çıkardığı bacalardan çıkardığı şey filtrelenmesi lazım, pahalıya mal oluyor vesaire demişler. Ben yuvarlıyorum konuyu, sıradan bir insanın veya kendi anladığım şekilde bunu çeviriyorum, öyle diyeyim, anlatayım. Ama bu şekilde yaparak da hiç doğaya hiçbir zehirli bir şey yaymadan, karbon dioksit vesaire yaymadan böyle bir uzun, herkese yetecek bir enerji kaynağının çözümü bulunmuş diye bir haber rast geldim. Bu profesörümüzün ismi bir bayan profesör. Anladığım kadarıyla Sema Barakan olması lazım. Şöyle bir gene bakayım, ben ismini yanlış söylemek istemem. Bu Bulgar araştırma grubundan önce Karadeniz'de hidrojen sülfürün enerji kullanımı 2007 yılında İstanbul'da, evet, Sema Baykar'mış arkadaşlar. Sema Baykar'ın çalışma grubu tarafından incelenmiş. Raporları yayın kurulu tarafından erişilebilir değildi diyor. İnşallah bizim bilim adamlarımız bu konu hakkında çalışıyorlardır. Bulgarlar anladığım kadarıyla, yazıyı anladığım kadarıyla pek böyle uluslararası tecrübesi olmayan kişiler olduğu için yazdıkları veya açıkladıkları rapor bile hatalarla doluymuş. Ama sonuçta o hatalar küçük imla hataları vesaire veya rakam hataları, birinde 31 bin deniliyormuş, birinde 31 deniliyormuş bu elektrik şeyler, megawattlar falan işte, daha büyükleri neyse, ama sonuçta bu tüm Karadeniz hacminde 547 bin kilometre küp varmış, litre küp varmış arkadaşlar bu şeyden. Zaten bu zararlıymış bir de. Bu çoğaldığı müddetçe bütün yaşamı öldürüyormuş. Yani aslında bir taşla iki tuş veya kuş veya daha fazla kuş vurulabilecek bir kaynak bu. Bir zamanda doğaya temizliyorsunuz. Çünkü bunun sebebi de dediğim gibi oksijen olmayan ortamlarda oluştuğu için. Bu bir de deniz canlılarına vesaire, doğaya zararlı olduğu için bu şekilde bunu yok ediyorsun ve bu devamlı da çoğalıyormuş arkadaşlar. Bunu anladığım kadarıyla bu devamlı oluşum devam ediyormuş yani. Böyle bir çevreci kuruluşlar vesaire, bunlar nerede veya bunların haberleri yapılsa iyi olur. Bu profesörümüze destek olunsa. Ben bu profesörümüzün ismiyle Google'da arama yaptım. Yaptırdım Google'a. Hiçbir haber rast gelmedi. Hiçbir şey. Ya onun hakkında da bilgi pek fazla bulamadım. Var, kendi bilgilerine ulaşabiliyoruz ama öyle bir haber yapılmamış. Bunu bizim devlet büyüklerimiz diyeyim, kuruluşlarımız, bundan haberleri var mı? Varsa da inşallah gizli bir araştırma yapılıyordur. Bundan bizim yararlanmamız lazım. Alternatif enerji kaynakları olması lazım diye düşünerek bu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü Finlandiya'da dahi bu haber
yapılmış. Bu kişi biliniyor ama Türkiye'de ben bulamadım. İnşallah medya kuruluşlarımız giderler, profesörümüzle röportaj yaparlar, bilgi alırlar. Medyamız değil de bizim kurumlarımız, en azından enerji kurumlarımız veya bakanlığımız mı kimse artık, bu konunun üstüne hassasiyetle giderler diye düşündüm. Bu haberi yapmak istedim. İnsanlık için de çok iyi bir şey. Petrol bağımlılığımız da sona erer bu şekilde. Hem de zengin oluruz arkadaşlar. Hani böyle hayallerle yaşıyoruz ya. Hakikaten büyük miktarda bir enerji kaynağıymış. Bunu sadece sorun bunun zararsız şekilde kullanılabilir hale getirilmesi. Ama Bulgarlar bizden önce mi yaptılar? Biz de onlardan geri mi kaldık? Bilemiyorum. Bu konu hakikaten çok güzel bir konu. Her yönden bize bir taşla 15 kuş vurulacak bir konu olarak enerjiyi görüyorum. Kürt falan yanıyor her neyse. Şimdi burada diyor ki kükürdün yanmasından büyük miktarda enerji üretilir. Hidrojenden daha fazla enerji üretirmiş bu kükürt. Ancak kükürt, hidrojen sülfür doğrudan bir gaz alevinde yakılamaz. Yanma sırasında oluşan kükürt dioksit atmosferde sülfürik aside oksitlenen ve dolayısıyla asit yağmur oluşturan hava kirliliği oluşturur diyorlar. Ama bunun önüne geçmişler. Bunu ayırt edebiliyorlarmış bu yakıt hücrelerinde bu işlemi yaparak havaya salmadan. Bu şekilde karbondioksit de havaya arkadaşlar salınmıyormuş ve doğada da varmış bu. Yani bunu bacalara değil de artık bacalarda bir teşkilat, filtre sistemi kurarak değil de yakıt hücreleriyle bu şekilde enerjiyi çevirme imkanı varmış diye bir makale yayınlanmış, bir haber yayınlanmış. Bu haberden sizlerin de ilgi duyan arkadaşların da haberi olmasını arzu ettim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Konum sadece buydu. Bunun için kameranın karşısına geçtim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar destek verin bize. Sosyal medyada paylaşın bizim videolarımızı. Ayrıca Finlandiya İşçi Müşteri Facebook grubuma da üye olmayı sakın ihmal etmeyin. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıklı kalın, hoşça kalın, güvende kalın. Görüşmek üzere.